Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle mozaik motif çalışacağız. Mozaik motifimizde her sırada farklı bir renk kullanarak çalışacağız. Her bir rengimizi bir sırada örüp koparıp yeniden başlayacağız. Ve bu şekilde motiflerimizi tamamlayacağız. Şöyle görelim bakınız. Daha öncesinden örmüş olduğum motiflerim elimde. Her sırada şekilde bir rengi örerek koparıp diğer sıraya farklı bir renkte başladık ve böyle güzel bir çalışma ortaya çıktı. Bu motifimizle çok güzel battaniyeler örebiliriz. Yatak örtüleri örebiliriz. TV izlerken oturma odasında şöyle koltuğumuzun kenarında duran güzel, kullanışlı örtülerden çalışabiliriz. Tamamen zevkimize göre, kullanım amacına göre olacak büyüklüklerde bu motiflerle çalışmalarımızı yapabiliriz. Atkılar, şallar olabilir. Yani son derece kullanışlı bir çalışma. Dilerseniz bu şekilde ortadan başlayıp tam bir motifle yani tamamen büyürterek tek parça haliyle de çalışabilirsiniz. Evet şimdi e, bu motifimizin yapımına geçelim. Ama öncesinde sizlerden küçük bir ricam olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz e, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Abonelik tamamen ücretsiz. Evet kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Mozaik motifimizi her sırasında farklı renk ip kullanarak örelim. Elimde iki tane motifimiz var. Bakınız bu şekilde ördüm. Şimdi sizlerle birlikte bu güzel motifimizde çalışalım. Zincirimizi çekerek ilk sıramızı örmeye başlıyorum. Önce yuvamızı yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincirimi çektim. Birinci zincir içerisine batıyorum. Bir tane halka oluşturuyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve ipimi şu şekilde yana yatırıyorum. Altta gizleyeceğim bu ipimi ve 1 2 3 defada çektiğim motif e, tırabzanımı örüyorum. Tekrar 1 defa doluyorum. 1 2 3 defa da örüyorum. 3 tane zincirimizle birlikte trabzanımız oldu. Araya 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. 1 defa doladım. 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Yeniden 1 doluyorum. 1, 2, 3. Yeniden 1 doladım. Giriyorum. 1, 2, 3 defa da çektim. İkinci trabzan grubumu ördüm. Araya 1 ve 2 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde 3 tane trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 tane trabzan örüp 2 zincir çekip 4 tane üçerli grubumu ilk sıramızda oluşturuyoruz gruplarımızı oluşturdum birinci üçlü grubumuz ikinci üçüncü ve dördüncü üçlü grubum örüp iki zincirimi çektim 1 2 3 üç tane zincir çekmiştim tepe noktasına gelerek batıyorum bakınız 1 2 3'ün tepe noktasına geçiyorum ilmeğimi içerisinden geçip bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum bakın her sırada ipimizi keseceğiz bu sık sık renk değiştirerek ördüğümüz mozaik motifimizde Birinci sırada fuşya e, fuşyamı kullandım. İkinci sırada e, farklı bir renk çalışıyorum. İkinci renk olarak gül kurusunu tercih ettim. Ve hemen bir tane zincirimi çekerek tığıma sabitliyorum. Ve herhangi bir yerden ipimi kopardığım yer şart değil. Herhangi bir yerden giriyorum. Şuradan girelim. Buraya sabitliyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Şimdi püf noktalarından birisi bu modelimize mozaik katan kısmı yapmaktayız. Bakınız ilk olarak. Bu çok kolay. Hemen kavrayacaksınız emin olun. İki defa tığımın başını doladım ve bu dolamış olduğum tığımı şuradaki boşluktan girdirip şu tam göbekten çıkarıyorum. Şu şekilde. Tekrar göstermek istiyorum. İki doladım. Buradan girdirip diğer taraftan çıkarıyorum. İpimi şöyle ortaya yaklaştırıyorum ve başlıyorum birer birer örmeye. 1 Bir, 2 3 ve 4. 4 defada çıktım. Hemen bunun yanına tığımı bir defa doluyorum. Hemen yanına bakın, bu kez zincirimin altından batıyorum. 1, 2, 3 defada trabzan örüyorum. Bakın ilk grubumuzu ördüm. Burada gruplarımız bu şekilde olacak. Başta bir trabzan, ortada uzun aşağıya, diğer yandaki yine bir dolayıp üç defada çektiğim trabzan. Araya 2 tane zincir çekiyorum aynı yere yine 3 trabzan yapıyoruz. Birincisinin başını doluyorum ve zincirimin altından örüyorum. 1, 2, 3 ve gördüğünüz gibi bir dolayıp 3 defa da örüyorum. İkinci trabzanım yine 2 iki defa doluyorum. Hemen dibinden boşluğa batıyorum. Göbekten çıkıyorum. Mozaikimiz, mozaik ipimiz de tabi değil. Şöyle ortaya alıyoruz ki görünümümüz ve örmemiz güzel olsun. 1 2 3 4 Grubun 3. ve son trabzan yine zincirin altından şöyle zincirin altından alarak örüyorum. Bir doladım, 3 defa da örüyorum. 1 2 ve 3. Bakınız. ilk köşemizi ördüm. 3 zincirimi çektim. 2 defa dolayıp boşluktan girip ortadan çıktım ve 4 defa da çektim bir doladım 3 defa da çıktım araya 2 zincirimi çektim ve bu köşemi oluşturdum diğer köşelerimi de aynı şekilde oluşturacağım ikinciye birlikte başlayalım buraya bir tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum ipimi şöyle yatırıyorum ve bir dolayıp 3 defa da çekiyorum 1 2 3 2 doladım Birinciyi bir doladım. İkinci iki doluyorum. Boşluktan giriyorum. Ortadan çıkıyorum. Şöyle ipimi de ortaya getiriyorum ki örgüm güzel olsun ve kolay olsun örmem. iki, üç ve dört. Tekrar üçüncü kez zincir altından giriyorum. Bir, iki, üç. Araya iki zincir çekiyorum. Tığımın başını bir dolayıp buraya boşluğa zincir altından batarak üç defa da çıkıyorum ikinciyi iki defa dolayıp boşluktan girip ortadan çıkıyorum. ipimi de şöyle ortaya alıyorum. 1 2 3 ve 4. Son olarak yine zincir altından girip 1 2 3. 1 tane zincir. 3. köşeme geçiyorum. Zincirin altından 1 2 3. İkinciyi doluyorum. Boşluktan batıp orta merkezden çıkıyorum. 1 2 3 4 3. trabzanımı örüyorum 1 2 3 araya 2 tane zincirimi çekiyorum tekrar bir tane trabzanı 3 defa da örüyorum İkinciyi iki dolayıp alttan giriyorum 4 de çekiyorum 2 3 ve 4 bir tane trabzanımı örüyorum. Bir doladım. Üç defa da çektim. Bu şekilde bakın dördüncü sıramızı da aynı şekilde yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Dördüncüyü de örüyorum. Dördüncü grubumu da ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Baştan üç zincir çekmiştim. Onun tepe noktasına geliyorum. İlmeğimi alıp zincirimin içinden geçiriyorum. Bir tane daha zincirimi çekip burayı da tamamlıyorum. Evet ikinci rengimi de bu şekilde örerek tamamladım. Şimdi üçüncü rengimize geçebiliriz. Beyaz rengimi aldım. Bir tane zincirimi çekip düğümümü attım. Ve herhangi bir köşeden hiç fark etmez örmeye başlıyorum. İpimi şöyle aldım. Yatırdım sol tarafa doğru alta gizlemek için. Üzerine bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Birinci trabzanım oldu. Köşe olduğu için aynı şu şekilde öreceğiz burayı. İki doladım yukarıdan boşluktan girdim bu kez bakınız şuradan çıkıyoruz hemen alttaki şu bölümden çıkıyoruz buradan girip hemen şuradan çıktım ortaya da alıyorum 1 2 3 4 defa da yukarıya doğru çıktım yanına hemen bir doluyorum aynı yere girerek 3 defada trabzanımı çekiyorum. 3 trabzanımı ördüm. Biri zincir, birini iki doladım, birisi ise bir dolayıp 3 defada aldım. Araya 2 zincir ve devam ediyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. 1 doluyorum, 1, 2, 3, 2 doluyorum. Boşluktan girip çıkıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar bir tane daha trabzanımı örüyorum 1 2 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı ördüm şimdi zincir çekmiyorum araya sadece bu ilk sıramıza has bir zincir çektim kasmasın diye şimdi zincir çekmeden bu görmüş olduğumuz noktaya giriyorum bir trabzan örüyorum 1 2 3 İkinci kez yine iki defa doluyorum. ikileri hep iki doluyoruz. Bakın bu kez alttaki bulunan bakın üç tane trabzanın ortadakini sağdan giriyorum. Soldan çıkıyorum. Ve başlıyorum. Bir, iki, üç, dört defa doluyorum. Ve hemen yine boşluğa giriyorum. Bir, iki, üç tane de ördüm. Trabzanımı örüyorum. Bu şekilde bu ortadaki trabzanımı ördüm yanından girerek. Şimdi köşemizi tekrar çalışalım. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını bir doluyorum. Orta köşeye girip bir, iki, üç defa da çekiyorum. İkinciyi iki defa doluyorum. Hemen bakın şuradan çıkıyoruz. Ta bu göbeği gelmiyoruz artık. Şuradaki görmüş olduğum boşluktan buradan girip hemen ortaya da aldım. Bir, iki, üç, dört defa da çıktım. Üçüncü trabzanı yine bir dolayıp araya giriyorum. Üç tane trabzanım bitti. 1 2 zincirimi çektim. Yine bir dolayıp 3 defa da ikinci trabzanı 2 iki doladım. Aradan çıktım. 1 2 3 ve 4. 3. ve son trabzanı 1 dolayıp 3'te çıktım. Tığımın başını doladım. Hemen ortaya geliyorum. Buradaki bölüme bir tane trabzanım örüyorum. 2 doluyorum. Ortada görünen 3 trabzanın ortadakini sağından girip solundan çıkıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Üçüncü kez yine zincir altından giriyorum. Ve bu şekilde kalan 2 tane köşemi de tamamlıyorum. Bakın ne kadar kolay. 4 köşemizin dördünü de tamamlayarak geldim. Yine başlangıç noktasındayım. Burada yine zincir çekmeden 3 zincir çekmiştim. Onun tepe noktasına gelip batıyorum ilmeğimi geçiriyorum bir zincirimi çektikten sonra rengimi değiştirmek için yeniden ipimi kesiyorum yeni rengimde pembe kullanıyorum bir tane zincirimi çekip düğümümü attım herhangi bir köşede ipimizi kestik illa buradan değil mümkünse özellikle buradan zaten uzak duralım ipler üst üste yığılmasın karşı köşeden başlıyorum yine aynı işlemlerimi yapıyorum 1 2 3 iki defa doluyorum bakın şuradaki iki trabzanın olduğu minik yerden şu şekilde giriyorum ipimi ortaya aldım püf noktasıdır orası 1 2 3 ve 4 tekrar tığımı başında doluyorum yanına bir tane trabzanımı örüyorum araya iki tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 2 defa doladım alttan girdim 1 2 3 4 defa da aldım. 3. ve son trabzanım yine zincir altından. Evet bu şekilde köşemi ördüm. Şimdi köşenin yanındaki bölümdeyim. Bir defa doladım. Şuradan zincirimden giriyorum. 1 2 3. 2 doladım. Ortadaki trabzanımı daha önceki uzattığım trabzanımın altından giriyorum bakınız. Ve 4 defa da örüyorum. 1 2 3 ve 4. Üçüncü trabzanımı yine boşluktan geri 1, 2, 3 şeklinde örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buradan sonraki sıralar burada yaptığım işlemin tamamen aynısını oluşturacak. 2 İki doladım. İkinciyi bakın alttaki zaten uzattığım trabzandan giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Üçüncü ve son trabzanımı yine zincir altına örüyorum. Ve köşemizi de Burada ve diğer köşelerde ördüğümüz gibi aynı şekilde örüyorum. Şuradaki boşluğumuzun şu kısmına giriyoruz ve dilediğiniz kadar renklerle bu modelimizi istediğiniz ölçüde büyütebiliyorsunuz. Böyle küçük küçük motifler yapabilirsiniz ya da tüm kocaman bir örtü halinde örebilirsiniz. Hep aynı renkleri kullanabileceğiniz gibi farklı renklerle de kombininizi yapabilirsiniz. Evet ben şimdi birazcık daha örmeye devam ediyorum aynı işlemlerin tekrar bakın ortalardan şu şekilde alacağız. 1 ile 3'ü zincir içine 2'yi ortadakini şöyle yanlardan bir sonrakini buradan bir sonrakini yine bu şekilde devam ettireceğiz. Evet sevgili arkadaşlar her sırada renk değiştirerek motiflerimizi bu şekilde tamamladım. Bakınız her sırasında rengimizi değiştirdik. Çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Bu mavilerin ağırlıklı olduğu motifimde de yine her sırada farklı renk kullanarak çalıştım. Diğer yeşilim ve grimin ağırlıklı olduğu bakınız motifimizde de bu şekilde çok güzel. Görüntü oldu. Sizler dilediğiniz renklerle kombin yaparak bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.